Spor keyfine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkal hocamızı ve Kader hocamızı gönderdik. Şimdi de Güven Erdil'le birlikteyiz. Doçent doktor Güven Erdil, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu'nun Spor Yüksekokulu'nda öğretim görevlisisiniz ve Türkiye Futbol Federasyonu eski futbol gelişim direktörü ve ayrıca Türk futbolunda da özellikle altyapıda yaptığı çalışmalarla öncü bir isim Güven Erdil. Programımızın ikinci bölümünde bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle isterseniz ben kısaca bir bahsettim ama kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Çünkü birçok notumuz var. Birçok soracağım soru var size. Evet. Çok uzun olmamak kaydıyla ben şu anda Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanlarım futbol esas ana branşım. Yanında egzersiz fizyolojisi, anatomi, kinesiyoloji, sağlık bilgisi, ilk yardım, psikomotor gelişim, yani çocuk gelişimi konularında da bu bölümde dersler veriyorum. Peki hocam, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uzun yıllar çalıştınız. 7 aylık bir, uzun yıllar dedim, 7 aylık bir çalışma döneminiz var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişim direktörü olarak. Oradan bir ayrılış süreciniz var. Oraya geleceğim. Neler yaşandı ya da neler olmadı da sizin göreviniz orada bitmek durumunda kaldı. Onu konuşacağız ama isterseniz önce çocuklardan ve gençlerden başlayalım. Çünkü programımızın aslında ana teması bizim hep altyapı, çocuklar, gençler. Türkiye'de futbolun dışındaki sporlarda ya da altyapıda, futbolda dahil olmak üzere neler yapılıyor, bunu konuşuyoruz genelde. Şöyle başlayalım. Kulüplerde çocuklar ve gençlerin eğitimleri nasıl yapılıyor? Daha doğrusu istenen eğitim, verilmesi gereken eğitim altyapılarda veriliyor mu? Oradan başlayalım sohbetimize. Şimdi ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Alman Futbol Federasyonu'nun yetenek gelişmesi seçimi konularında. Daha sonra da Belçika'da, Brüksel'de, Anderlecht Kulübü'nde de aynı konularda, çalışmalarda bulundum. Tabii uzun seneler geçince insan kendi memleketinde de bunların yapılmasını istiyor. 2000 yılından itibaren burada yapılan çalışmaları Türkiye'ye getirdim. Bazı kulüplerimizde, büyük kulüplerimizde seminerler verdim oradaki antrenör arkadaşlarla. Futbol Bilim Kongresi'nde davetli konuşmacı olarak geldim. Orada gene bütün Türkiye'nin teknik direktörleri vardı. Onlara konuları aktardım. Çok ilginç geldi tabii bunlar. Yapılması gereken buydu. Ben Almanya'ya ilk gittiğimde şuna şaşırdım. Almanlar diyorlar ki Alman futbolu dibe vurdu, bir şeyler yapmamız lazım. O sırada Alman futbolu biliyorsunuz neredeydi? Şampiyon olmuştu Almanya. Nasıl dibe vurdu diye araştırdık. Yani bu kadar futbolda ileri olan bir ülke, her tarafta futbol oynanıyor. Meğerse yeni, onlar nakfukus diyorlar, yani yeni jenerasyonun futbola ilgisinin azaldığını tespit etmişler. Yani artık Alman futbolcular daha çok başka spor dallarını tercih etmeye başlamışlar. İşte handbola gidiyor, voleybola gidiyor. Futbolcu yetişmeyecek diye bir korku saldı Almanları. Ama milli takımda da yansımasını gördü. İşte Polonyalılar, devşirme oyuncular başladı oynamaya. Almanlar onun için çok büyük bir yatırım yaparaktan bu yetenek seçim projesini, geliştirme projesini başlattılar. Ben oradayken 120 bölgedeydi bu. Ve en iyi antrenörleri bu işin başına getirdiler. Antrenör hocalarını getirdiler. Yani antrenörlerin de eğitmenlerini getirdiler. Antrenör hocası demişken onu da hemen izleyicilerimize aktarayım. Güven Erdil, UEFA'nın farklı ülkelerde düzenlediği antrenör eğitim kursları için bir Türk olarak ilk defa UEFA'dan antrenör eğitmeni unvanı da aldınız. Evet. Değil mi? Yani antrenörü eğitme belgeniz de var sizin. Bunları hepsi zaten Türkiye'de de eğitiyoruz. O arkadaşlarla beraber, bu FIFA'nın, UEFA'nın instructörleriyle beraber. Zaten bizim esas işimiz o. Biz senelerdir instructor dediğimizde biz öğretim üyesiyiz. Bütün bu kurslarda bütün antrenörlerin, Türkiye'de de şu anda milli takım antrenörlüğü yapmış birkaç antrenörün de ben hocasıyım yani. Senelerde öğrencilik çağlarından itibaren. Bu bizim için çok yeni bir şey değil aslında. Bir de tabii yabancı konuşabildiğimiz için daha kolay oluyor bu işler. Şimdi Almanlar bu projeyi geliştirmeye başlayınca tabii ben de heyecanlandım. Dedim ki Türkiye'de bunu niye yapmayalım yani? Bizim memleketimizde de başlasın. Geldim burada Türkiye'de kulüplerde bunu seminerlerini yaptım. Hatta birkaç kulüp kuruldu Türkiye'de biliyorsunuz. Buca Spor kuruldu. Çim Altınordu biliyorsunuz. Bizim esas kendi kulübümüz Karşıyaka. Tabii yani buralardaki antrenör kardeşlerimize bunları aktardık. Bütün formatları verdik. Başladılar uygulamaya ve başarılı oldular. Bugün görüyorsunuz işte bugün Buca Spor lige çıktı mesela. Şimdi Altınordu çıkacak. Akademisyenleri getirdiler işin başına ve orada bir gerçek bir futbol akademisi kuruldu. Çünkü artık bütün futbol kulüplerinde, federasyon da dahil olmak üzere spor bilimcilerinin olması gerekiyor. Yani çocuk gelişimini bilmek gerekiyor. Çocuğun ayağından tutarak topa nasıl vurulacağını anlatıyorsunuz. Kendi kendine çocukları bırakmıyorlar oynamaya. Şimdi biraz sonra yaptığımız filmleri falan seyredeceğiz. Onlar zaten yani,
Konu geldikçe şu an Almanya'daki o genç çocukların olduğu video ekranlarda dönüyor. Evet. Siz ben göremiyorum onu tabii ama. Yani, arkanızda kalıyor ama orada şu an işte ekranda görüyorsunuz. Evet. Bunlar Avrupalı, Alman çocuklar değil mi? Evet, biz aynısını bunun geçen sene başlattık burada. Şöyle yaptık, mini minikler ligi var bizim amatör spor kulüplerinin. Buradan 300 çocuk seçtik. Ve en iyi hocalarımızla, yani zamanında milli takımlarda oynamış en iyi hocalarımızla burada çok tecrübeli hocalarla Beylerbeyi'nde haftada 4 gün bunlara antrenman yaptırdık bu çocuklara. Yani orada Messi'ler, Ronaldo'lar falan var. İnşallah devam ederler. Sonra da bunlar yani kulüplerine Messi, gittiler. Türk Ronaldo değil mi? Onlar duruyorlar orada İnşallah. O çocuklar. Onların da filmleri var. Biraz sonra oynar. İlk defa oldu Türkiye'de böyle bir seçim. Yani 10-11 yaş grubundaki bir seçim. Çok önemliydi. İnşallah bundan sonra devam eder yani bu çalışmalar. Kulüplere esas bunları yerleştirmemiz lazım. Çünkü bana bazı eleştirilerde bulundular. Dediler ki niye federasyon yapıyor? Biz futbolcu mu yetiştireceğiz? Değil. Federasyon bir rehberdir. Federasyon programı koymak zorundadır. Öncülük etmek bir standart. Zorunda federasyon. Federasyon da UEFA'ya bağlı çalışıyor. Şimdi artık UEFA kriterleri bütün antrenör kurslarında belli bir standartta olması lazım. Eğer bu belgeyi alamazsanız yurt dışında çalışamazsınız. Tabii. Ama çocuk eğitiminin antrenörlüğü gene başka. UEFA'da bile yeni yeni bunlar başlıyor. 3-4 senedir var. Türkiye'de hiç yok. Onun modülünü de koyduk biz esasında. İnşallah bundan sonra uygulanacak yani federasyonda. Yani ben federasyondan ayrıldım diye federasyon dışındayız diye bir şey yok. Ben her zaman federasyonun içerisindeyim. Siz bu şey yani, zaten gönül vermişsiniz. Ya, yani altyapı ve gençlerin eğitimine zaten gönül alt yapı vermişsiniz. Altyapı da üst yapı da. Yani bu şimdi böyle altyapı ile üst yapı birbirine ayrı bir şey değil yani. Bir de şöyle düşünün. Altyapı antrenörsen üst yapıdan anlamasın. Böyle bir şey yok. Yani altyapılarda çalışmadan üst yapıdaki futbolcunun zaten ruh halini de anlayamazsın. Bırak futbolunu, psikolojisini, şeyini, fizyolojisini. Çocuğu bilmen lazım. O çocuk seninle beraber büyüyecek orada. Tabii. Onu yapamıyoruz zaten. Bizim sıkıntımız o. Çok güzel organizasyonlar oldu. Birazdan öyle bir çıkış herhalde. Var aslında. Hani aklıma geliyor. Abdullah Avcı altyapılarda, milli takımın altyapılarında çalıştı. Daha sonra Büyükşehir Belediyespor'la bir başarı, trend yakaladı. Milli takıma geldi ama birçoğuyla zaten alt U19'lar, U20'lerde, 20'lerde zaten beraber çalıştı futbolcularla beraber. A takıma geldi. Başarılı olamadı. Tartışılır. O apayrı bir konu ama yani onu sırf Abdullah Avcı bir örnek. Sadece Abdullah Avcı'ya bağlamayacağız onu. Yani hiç bireysel olarak hiçbir zaman yani bir hocanın hatası değil o. Bir sistem durumudur. Yani adamlar şu anda Almanya'da 300 bölgede bu işi yapıyorlar ve yüz binlerce de gönüllü antrenör var. Ya bu iş bir gönüllülük meselesi. Futbol antrenörü olup eczacılık yapan var, mühendislik yapan var. Bu insanlar da Alman futboluna katkıda bulunuyorlar. Hollanda'da şu anda 500 bin tane gönüllü antrenör var. Düşünebiliyor musunuz? 500 bin kişi gönüllü antrenörlük yapıyor. O çocukları yetiştiriyorlar. Şu anda da ekranlarda bir eğitim seminerinden görüntümüz var. Evet. Bunlar zaman zaman arkadaşlarım ekranlara veriyorlar. Çünkü benim unuttuklarım da olabilir. O yüzden tabii. Kusuruma bakmayın. Bu ama iş, ekrana geldikçe o konu üstünde de konuşalım. Sonuçta siz hem kendiniz eğitimler veriyorsunuz. Hem de yapılan eğitimlere katılarak oradan da zaten Türkiye'de olmayan belgeleri ve unvanlara sahip olup tabii. Burada gençlerin gelişiminde çok güzel, çok net bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu arada şunu da belirtelim. Güven Erdil'in kızı birçok kişi duymuştur zaten. Dünya sörf şampiyonu Lena Erdil'in babasıdır Güven Erdil. O da Polonya'da bir şampiyonluk kazandı hafta, en son geçen hafta. Onun da görüntüleri var, onları da izleyeceğiz. Lena Erdil'in babası kendisi. Lena'yı da buradan tebrik edelim. Üst üste şampiyonluklar getiriyor biz kendisi. Eskiden önce, Güven Hoca'nın kızı diyorlardı. Şimdi Lena'nın babası diyorlar. Çok garip bir durum oldu. Biraz karizma kaybettik ama yok, olsun kız dünya şampiyonu olsun öyle desinler. Ne güzel ama. Gurur diyor. Türkiye'nin gururu. Şu anda tartışmasız Türkiye'yi 7 kıtada senede her tarafta temsil ediyor. Sürekli kürsüde. Kamuoyunun çoğunda haberi yok. Biraz daha duyulması gerekiyor. Böyle bir dünya şampiyonumuz var. Yani kolay değil. Yani bu doğru. Belediye başkanlığı kupası değil bu. Yani burada bir yapılan dünyadan bahsediyoruz. Tabii. Muhteşem bir gurur bizim için. Hepimiz göğsünü göre göre dolaşabilir böyle dünyanın her yerinde. Böyle bir şampiyonunuz var diye. Çok şanslısınız. Böyle bir evladın babası. 15 sene çalışınca şanslı. Oluyor işte. 15 değil sene mi? Çalışmadan olmuyor bu işler. Yani şimdi futbolda kaç da aynı şey Lena? Dedik. Yani Lena 25 yaşında şu anda. 10 yaşında başladı. Yani futbolda da 3 senede hemen başarı gelmez. Almanlar 20 senede bu duruma geldiler. Bundan sonra daha da iyiye gidecekler. Şimdi dedikleri şu, biz bronzu yarattık. Yani şu andaki Alman milli takımına bronz diyorlar. Bundan sonra gümüş, esas altınlar geliyor bronzları diyorlar. Bronzları Brezilya'ya 7 attı. İşte. Yani bunlara bronz diyorlar, gümüş geliyor. Şimdi altını düşünebilir misiniz? Aynı anda 5-6 milli takım çıkartabilecek birbirine eş değerde. Çok az farklılıklarda milli takım çıkartabilecek bir kapasiteye sahip Almanya şu anda. Korkunç bir organizasyon yani.
Biz onu mini minini yaptık burada işte, başlattık, inşallah, inşallah devam eder yani. Evet, devam ettirecekler inşallah. Bu görüntülerde siz varsınız sanırım değil mi? Bu çocuklarla beraber şu anda yoksunuz tabii de. Yani bu görüntü işte Almanya'daki benim çalıştığım Alman Futbol Federasyonu'ndaki görüntüler, evet, bunlar. Alman i̇şte Mesut Özil bu programlardan yetişti. Mesut Özil buradan geldi. Evet. Beraber çalıştınız buradan geldi. Mesut'ta. Aynı kampta değildik ama aynı gruplarda. Bu aynı yaş grubuydu. Aha. Farklı farklı 120 bölgede vardı bunlar. O da aynı yerde. Bakın ben de oradayım. Bana hmm. diyorlar ki futbol oynamamış Güven Hoca da. Ben 69 senesinden beri futbol oynuyorum. Hatta inanmayanlar varsa Beylerbeyi'ne gelsinler dedim. Orada bir oynayalım. Ortaya kafa vurmazsan futbolcu demezler. Yani futbol direktörü ve gravatlı maravatlı ama beni bilenler iyi bilirler. Sağdan nasıl top oynadığımı. Evet, ben sağdan geldim. 10 yaşından beri futbol oynuyorum ben. Çok merak eden varsa yine bir yerde buluşur oynarız. Bu da Alman Futbol Federasyonu'nda bu Alman çocukları yetiştirdik işte biz. Gitar çaldığınız görüntüler de varmış. Fazla abartmıyorum. Yani. O da ekstra. Ama ekstra. Ne kadar güzel ama. Öyle dedikodular çıkartmış da ben ilk geldim ya demiş de sörfçü gelmiş, futbol direktör olmuş, futbol federasyonu başka adam mı bulamadı demişlerdi. Şimdi Bilic'e gitar ediyor diyor Beşiktaş kulübü, hocamız rakçı diye gurur duyuyorlar. Ben şimdi müzisyen olduğum zaman veya sörfçü olduğum zaman çalgıcı derler, bilmem ne derler. Ya ne kadar güzel bir insanın hobilerinin güzel. Olması ne yani. Ne kadar güzel sosyal sen aktiviteye katılması. Dans bileceksin, gitar çalacaksın, ne bileyim ritim çalacaksın, sörf yapacaksın, masa tenisi oynayacaksın, kayak yapacaksın. Bunlar insanların donanımı. Bunları yapmazsan zaten sporcunun dilinden anlayamazsın ruh halinden. Ne şanslıyız ki bunları yapabildik bugünlere doğru, kadar yani. Tabii. Peki Futbol Federasyonu'ndan ayrılış hikayenize, çünkü ondan da bahsetmek istiyorum eğer sizin için bir sakıncası yani, yoksa. 7 yıl ama sürekli yıl diyorum, belki kısmette 7 yıl kalsaydık evet gerçekten. Neler olurdu acaba? Ben ilk geldiğimde öyle tabii çok ben teşekkür ediyorum tekrardan federasyon başkanımıza da, diğer bütün yönetim kurulu üyelerine de. İlk defa bir akademisyeni futbol gelişim direktörü olarak seçtiler. Benden de söz istediler. Dediler ki hocam biz seni istiyoruz ama lütfen buradan kaçma. Yani biliyoruz çünkü buraya gelenler muhakkak ya büyük kulüplerden birinden falan bir yere transfer alıp büyük ücretlerle gidiyorlar. Ben de söz verdim onlara. Dedim ki yani siz beni göndermediğiniz sürece ben dedim gitmeyeceğim burada. Tamam çok güzel bir şekilde başladık. Hiç de bir şeye karışmadılar. Sonuna kadar desteklediler. Burada özellikle bizim başkanımız Selim Koray Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ufuk Özerten Bey'e çok büyük katkılar oldu. Hiçbir dediğimizi iki etmediler. Çok güzel bir ekip yapıldı. Belki de şu ana kadar Türkiye'de yapılmış olan en değerli kadroyu kurdular. Ve çok kısa sürede işte bunlar üretildi. Sizin herhalde elinizde var neler üretildiği. Notları, evet. Sizin hazırladığınız notları aldım, çalışmaları. Bakıyorum yani neler, neler var diye baktım. Ya yukarıda baktım da çok zamanım olmadı. Ya bunlar 7 ayda değil 10 senede zor yapılacak işler. Ama nasıl yaptınız diye sorarsanız bu tamamıyla bir ekip işi. Hı-hı. Ben benimle tek beraber çalışan değilsiniz. Kesinlikle değil. Mümkün mü bir insan tek başına her şeyi yapması Hı-hı. yani? Böyle bir şeyi beceremesi. Herkesin uzmanlık alanı var yani. Şimdi herkes kendi işini yapacak yani. Şimdi eğiticiysen eğitici olacaksın. Yani masörsen masör, fizyoterapistsen fizyoterapist, psikologsan psikolog. Ben şimdi her şeyi yapabilir miyim? Böyle bir şey, böyle bir format yok dünya üstünde. Onun için tüm organizasyonlarda siz ve beraber çalıştığınız ekibiniz mi var? Mesela tabii. UEFA Pro Lisans kursu 2 Haziran 2013 UEFA Pro Lisans kursunu ilk defa Türkiye'de bitirdik. UEFA'nın katkısı olmadan bitirdik onu. Sadece bir gözlemcisi geldi ve bize teşekkür ettiler. Dediler ki siz dediler artık Türkiye olaraktan bu kursları kendiniz yapmaya ehliyetlisiniz. Ve ayrıyetten de federasyona UEFA'dan bir teşekkür yazısı geldi. Yani benim ve ekibim hakkında size teşekkür ederiz. Çok ciddi bir şekilde bu kurslar yapılıyor diye. Bununla da gurur duyuyoruz. Orada da çok değerli arkadaşlarımız vardı. Eski milli sporculardan. Yani çok iyi şeyler yapıldı. Çok süratli ama ekibin FIFA, organizasyonu FIFA çok eğitimi, önemli. Yani FIFA eğitimi. FIFA'da da aynı şekilde. Antrenörlük kursu gerçekleştirilmiş. Yine evet. FIFA antrenör seminerleri İstanbul'da yapılmış. Tabii. Bakıyorum çocuk ve okul futbol müdürlüğü kurulmuş. Orası zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na giriyordu protokol son gün. Orada da bir şey oldu. İşte benim ayrılmamın futbolu ya da sporu son. Okullara sokabilecek miyiz? Soktuk. Esasında yani, ne biz Bakan Bey'den randevu almıştım ben. O gün gidecektim Ankara'ya. Müsteşar Bey'le bir gece evvel burada konuşmuştuk. Futbolu sokuyorduk okullara. Ders olaraktan. Yani ilk öğretime sokuyorduk. Ortaokul, lise falan çok geç. Geç kalıyor değil mi? Futbola başlama yaşı 5'e düştü artık. Yani bugün ileri ülkelere baktığımızda tesadüf değil yani. 5 yaşındaki çocuğun ayağında da top biraz büyük duruyor ama. Hiç büyük durmuyor. Ona göre küçük top var. Tabii ona göre saha, ona göre top olacak tabii. Her şey
Yani eskiden bir yanlış anlayış vardı. İşte çocuk futbol oynarsa bacakları işte yamulurda. Yok, boyu kısa kalır. Böyle şey yok. Spor bilimi denilen bir şey var artık yani. Çocuğun kaç yaşında ne kadar kemiklerin uzunluğuna, kasların uzunluğuna kadar her şeyler milimetrik hesaplanıyor şimdi yani. Çocuğun gelişimini takip ediyoruz değil mi? Tabii artık. Tabii. Sıfırdan itibaren. Yani. Peki o çocukları nasıl seçiyoruz? Yani size gelen isimler mi var, yoksa bir tarama komitesi mi var tüm Türkiye'de? Yani dediniz ya, 5 yaşında 6 yaşında çocuklar artık, çünkü 6-20 yaş arası futbol eğitim artık programını yaptık. Biz var. Hazır o program. Hazır. Şu anda federasyonda yani da var. 6 yaşında bir çocuk, biz var. Nasıl evet. seçiyoruz? Evet. Bu çocuk futbolcu olur, bu çocuk futbolcu olamaz ayrımı nasıl yapıyoruz? Bunlar şöyle, ilk öğretimde, hatta anaokulundaki bunlar yaptıkları spor derslerinde veya egzersizlerde hocaları tarafından belirleniyorlar. Diyorlar ki bu çocuklar spora yetenekli. Bazıları da mesela müzisyen oluyor, işte alet çalıyor. O çocukları toplayıp belli merkezlerde onlara özel eğitim yaptırıyoruz. Koordinasyon parkurları var. Toplu, topsuz, işte bir takım yükler, demek ki o filmlerde gördüğünüz şeyleri yaptırıyorlar. Burada çocuklar kendilerini belli ediyorlar. Burada temel eğitim dediğimiz bizim gelişim antrenmanları yaptırılıyor bunlar. Futbolcu gibi değil. Sırf oyun. Çocuğa oyun oynattırıyorsun, serbest. Hatta bizde yasaktır. Benim zamanımda da yasaktı. Aman çalım atma, çalımcısın falan diye. Ya çalım atmak o kadar önemli bir şey ki. Yani Allah'ın verdiği bir yetenek yani, o çalım atmasını. Çalım yapma derim yani bizde. Yani çalım yapma. Çalım yapabiliyorsa topu, bir futbolcu dünyadaki en büyük kazancıdır. Keşke 3-4 tane çalımı çok iyi yapabilse bir futbolcu. Bir tanesini bile iyi yapan futbolcu çok başarılıdır. Ya bir tane oyuncu evet. orada bir anda ekarte ediyorsunuz. Arkanıza tabii. alıyorsunuz. Bir anda. Ama bizde yasak. Senelerdir yasak. Şimdi yavaş yavaş yok. Biz onu kaldırttık yasaklarını. Biraz eğitim formatını değiştirdik. Yani sağ olsun genç arkadaşlar artık gerçekten bu koordinasyon çalışmalarına çok önem veriyorlar. Yani bizim zaten Avrupa ile farkımız bu. Birçok fark var. Biraz sonra değineceğim ama yani en büyük fark bu küçük yaşta treni kaçırmamız. Oradan başlayalım yani. O zaman. Evet. Avrupa ile Türkiye evet. arasında ne fark var? Sonuçta Avrupa futboluna baktığınız zaman yani biz kendimizi bence dev aynasında görüyoruz. Biz kalkıyoruz, İzlanda'yı yenemiyoruz. Ondan yok. Sonra diyoruz ki rüzgar ters esti, şimdi sert esti. Şöyle söyleyeyim, bakın bunun rüzgarla falan alakası yok. Lena örneğini verdik. Türkiye'de kaç kişi sörf yapıyor biliyor musunuz? Bayanlarda yarışmacı olarak. 4 kişi, 5 kişi. O kadar az. Bir Lena gidiyor. Türkiye'den. 5 kişilik bir grubun içerisinde. Türkiye şampiyonu oluyor. Ve gidiyor dünya şampiyonu oluyor. Yani 1 milyon sörfçünün olması gerekmiyor. Biz bunu federasyondayken de tartıştık, güldük. Hatta Türkiye'nin bütün genelinde bu işi başlattık biz ama ilk önce bir kere İstanbul'da bir Türkiye var. İlk önce İstanbul'daki bir yetenekleri ilk önce bir tespit edelim dedik. O 300 çocuğu öyle bulduk burada. Sonra bu 1000'e çıkacaktı. 10.000'e hedef 500.000'di. Yani Türkiye genelinde. Ama ilk önce sen bu kendi federasyon etrafındaki çocukları bir kere bir seçebilmemiz lazım. Bunun nüfusla falan bir alakası yok. Yani hiç İzlanda'yı kimse küçümsemesin. Çok iyi eğitimli bir 600 bin kişi var orada. Hayır, şundan yani, dolayı diyorum İzlanda'yı küçümse. İşte küçümsediğimiz için zaten bu haldeyiz. Çok büyük hata. Küçümsememiz gerekiyor. O da bizim kendimizi biraz dev aynasında görmemiz. Yani bizim dünya üçüncülüğü aslında değiliz. Var. Yani ben dev aynasında da görmüyoruz. Var. Bir kamuoyunda böyle bir şey yaratılmaya çalışılıyor. Hiç değiliz. Gerçekler ortada. Objektif kriterler vardır. Maçları izlersiniz. Artık çeşitli maç izleme programları var biliyorsunuz. Tabii. Evinize bile alıyorsunuz. Hobi gibi kullanıyorsunuz. Yani spor yorumcusu olabilirsiniz. Çok objektif bir futbolcunun kaç metre koştuğu, ne kadarını bunu sürat, toplu mu, topsuz mu, nereye sıçradı, kaleye attı şut, bunlar belli mi? Karşılaştırırız bunları isabet yüzdeleriyle beraber. Son 5 seneyi, çok gerilere gitmeyelim, bir karşılaştıralım oynanılan turnuva maçlarıyla. Neticesinde bizim ne kadar daha düşük tempoda futbol oynadığımız veya niye 60. dakikadan sonra bizim futbolcuların yorulduğu ortaya çıkacaktır. Bunun temeli çok küçük yaşlardan itibaren bu tip antrenmanların doğru yapılması. Esas temel o. Biz de küçük yaşta performans elde etmeye çalışıyoruz. Yani küçük yaş gruplarında diyelim U14'te, U15'te, U16 yaşlarında yani dünya şampiyonu. Hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan U19'da, U20'de dünya şampiyonu olabiliyor musun? Olamaz. Olamıyorsun. Neden? Çünkü 16'da, 17'de... Bir yere kadar ama yine sebep yarı bu. finallere çıktık zamanında ama, işte, ama o futbolcuları daha sonra A takımda göremedik. İşte geçen sene izledik U20'yi, seyrettiniz değil mi? Yani bir Fransızlar vardı orada, ders gibi oynuyorlardı değil mi? Biz niye oynayamıyoruz? Şimdi o Fransız milli takımı 2 sene sonra karşımıza çıkacak bizim. U20'de başarılı değilsen bundan sonraki milli takımda başarılı olma şansı yok. Oraya yatırım yapmak lazım. Onlar beraber büyüyerek gelecekler. Peki yani, milli takımın şimdiki durumunu nasıl görüyorsunuz? Madem şu andaki durumu yani tabii bu geçmişten gelen bir şey. Yani şu andaki durumuna bir şey söyleyemeyiz. Yani
Ben de orada milli takım antrenörü olsam benim de yapacağım çok fazla bir şey yok. Ama evvelden yapılan hatalar var. O U18'ler, U19'larda yapılan seçim hataları var. Mesela Türkiye'de işte biliyorsunuz birçok futbolcu genç milli takımlara gelmeden A milli takımda oynadı. Gökhan Gönül mesela örneğini verelim. O kadar yetenekli bir futbolcu A milli takımda oynadı. E nasıl görülmüyor bu Gökhan Gönül burada yani kaç senelerdir? Evet. Daha çok çocuklar var böyle. Olamayan, zayıf diye girilmeyen, beğenilmiyor, küçük diyorlar, Messi gibi çocuk, aman diyorlar bundan topçu mu olur? Hep iyi, iri yarı çocukları alıp, benim zamanımda da öyleydi. Tekme tokat girerler sana, yani bir çıkarsın sahadan, kan revan içerisindesin, çocuk futbolu bırakır. Almanya'da da aynı sıkıntı vardı, tespit etmişler. O çocuklar başka sporlara gitmişler. Sen o çocukları kazanan, çünkü onlar 5 sene sonra olacaklar. O anda performans beklemeyeceğiz. Biz biraz aceleciyiz yani. Çok çabuk böyle hemen başı olmaz. 15 sene bekledik. Hemen olimpiyat yani şampiyonu olmayı düşünüyoruz. Olamazsın. Mümkün değil. Yani en büyük hata bu. Bir de o çocukları yetiştirecek olan antrenörler çok önemli. Bizde böyle bir antrenör yok. İlk defa onu kurduk. UEFA da geçen sene başlattı. UEFA A Elite diye bir antrenör kursu açıldı. Hı hı. Bunlar sadece çocuklar ve gençler için özel öğretim yöntemlerini öğretilmek üzere bu kurslar açıldı. Yani bu kursu bitirdiğiniz zaman diyelim A diplomanız var, B diplomanız var. Bu elit A'yı aldığınız zaman kulüplerin akademik yapılarında, futbol akademilerinde burada direktörlük yapabileceksiniz veya kendi antrenörlerini yetiştirebileceksiniz. Böyle bir format da yoktu Türkiye'de. Yani 6 yaşından başlayıp da işte 20 yaşına giren süreç içerisinde. Bak size verdiğim o şey de var. Türkiye'de ilk defa yapıldı. Biz onu dijital ortama da aktardık. Yani Türkiye'nin her tarafında aynı anda bütün bölgelerde aynı antrenman programı uygulanacak. Yani antrenör kafasına göre bir şey uygulayamayacak. Öyle bir şey yok dünyada yani. Standartizasyon lazım. O zaman işte milli takım seçtiğin zaman eş değerde çocuklar gelecek. Objektif kriterlere göre. Şimdi yaptığınız işlerle ilgili notlarım var. Şimdi 7 ay görevde kaldınız ve 7 ay içinde o kadar çok şey yapılmış ki sizin içinde olduğunuz işte UEFA'nın farklı ülkelerde düzenlenen antrenör kurslarında işte o antrenör eğitmeni unvanını aldınız. Onunla başladı zaten. Genç oyuncu gelişimine yönelik Elite A antrenör kursu programını hazırlamışsınız. Yaptık onu. UEFA'nın fitness eğitim programı örnek alınarak fitness ve kondisyon kursu programı hazırlanmış. Evet. Scouting eğitim modülü hazırlanmış. Futbolun okullara girmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı ki az önce de evet, onu konuştuk. Finale kadar geldi. Final evet. İnşallah devamı da gelir. İnşallah bundan sonra devam edecek yani. Devam etmesi lazım. Yani sizin açtığınız o yol aslında devam etmesi gerekir ki Türk futbolunun kurtulması için okula girmeden en büyük olmaz. Etkenlerden biri evet. Bu. Okula eğer okula lazım. Girmezse çünkü şöyle de bir algı var. Yine konu başka yere gidiyor ama futbolcu olacaksa çocuk okumuyor. Yanlış. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunun değişmesi lazım. Ya da aileler okuyacak diye işte çocuğu spor yapmasını engelliyorlar. İşte futbol akademisi dediğimiz olay bu. Yani çocuk kulübünde de okuyor. Biz Kiev'e de gittik işte geçen sene. Kulübün binası var, okulu var, öğretmenleri var. Okulun haricinde de orada bir eğitim sürüyor sürekli. Yani çocuk derslerinden geri kalmıyor. Orada ekranda da bu arada Kiev mi? Mini minikler mi bunlar? Bu bizim seçtiğimiz 300 çocuk işte. Bu, şurada gördüğünüz. Türk evet, Messi'ler, Ronaldo'lar evet, burada değil mi? Görüyorsunuz işte bak ben de oynuyorum. Orada anlatıyorum bak ne yapacağını. Hoca da işin içine diyor. Futbol gelişim direktörü deyip kravatla oturmayacak yani burada benim oturduğum gibi. İşin içinde olacaksın orada. Giyip, o misin? Çocuk seni de tanıyacak orada gelecek. Onlar için çok önemli. Yani öyle görev başındayken sahaya da ineceksin. Bu şekilde o çocuklara şefkat göstereceksin, seveceksin, özendireceksin. Bazı star futbolcuları getireceksin, onlarla beraber oynatacaksın. Bunlar çok önemli. Yani bizde minik takımlardaki çocuklar A takımdaki futbolcuların yanına gidemiyorlar. Kaynaştıracaksın dünyanın her tarafında. Bu İngiltere'de de Almanya'da da geliyorlar, çocukları seviyorlar, beraber top oynuyorlar. Bir kulübün geleceği onlar çünkü yani. İşte bunun için futbol akademisi olması lazım. Şimdi bizim bazı kulüplerimizde futbol akademisi yazıyor. Kapıda tabela var. Yazıyor. X futbol kulübü. İçeri giriyorsun bir tane akademisyen yok. Akademisyen olmadan futbol akademisi olur mu? Ben soruyorum size. Olmamalı. Olmamalı değil. Olmaz. Ya, akademik eğitim vermek ne demek? Pedagojisi, psikolojisi, sosyolojisi, onun yemek yemesini, içmesini öğretiyorsun. Fizyolojisi. O çocuk öyle gelişiyor. Yani sıradan böyle bir kurs bitirmiş bir antrenörle o işler olmaz ki yani. Belki o arkadaşlar da bir şeyler öğretir ama orada herkesin ayrı ayrı görevleri var bir futbol akademisinde. 20 tane hoca çalışıyor, 25 tane hoca çalışıyor. Oraya yatırım yapıyorsun, o çocuk ondan sonra Messi oluyor. Tabii. Veya Mesut Özil, niye Mesut Özil oldu Almanya'da? Türkiye'de olsa olacak mıydı zannediyorsun? Yok. Kesinlikle olmayacaktı. Öyle kalacaktı gene zayıf bir şekilde. O zaten mental antrenmanı da alamayacaktı. O tempoda futbol oynayamayacaktı. Zayıf yani mıydı Mesut? Yani fizik olarak zayıftı tabii yani o zamanlar.
İncecik bir çocuk yani. Ama şimdi Real Madrid'de oynadı. Şimdi Arsenal'da oynuyor. Futbol oynuyorsun yani. Futbolda çok böyle kalın kaslı falan olmana gerek yok artık yani. Çok hep tamam öyle, belli bir kondisyon olacak ama olacak. Güçlü kuvvetli olması. O güçlü gerekiyor. Kuvvetli insanlar da belli bölgelerde olacaklar tabii ki yani. Onlar da önemli. Yani savunmada olacaklar, forvette biraz daha yırtacağım. Orta sahada oynayan bir adamın o kadar böyle badici gibi falan olması gerekmez. Yani değil mi? Doğru. Güçlü adamlar yani oralarda o mevkilerde öbürleri de çok iyi şekilde top becerileriyle yeteneği dahilinde oyunu kurgulayacaklar. Yani kullanabilmesini bilmek de önemli. Yani o adam zayıftır ama gerçekten muhteşem bir yeteneği vardır. Ya işte Snyder mesela ufak tefek bir adam. Yani. Alex kısa boylu bir adam ama işte o yeteneği kullanabilecek hoca antrenör de lazım. İşte onlar için çalıştık hep. Bu antrenörler formatını değiştirdik. Artık UEFA ve FIFA çok ciddi ele alıyor bu işi. Bir kere özellikle gelişim çağında sporcuların sakatlanmaması için bu 11 Plus denilen bir şey çıkarttılar. 11 artı diye. Çok özel bir antrenman sistemi bu kas, kemik gelişimiyle ilgili. Futbolcuların sakatlıklarının %60-%70 oranında azalttılar. Biz bu programı Türkiye'de uyguladık mesela. Hemen kendi futbolcularımıza da her antrenmanın başında uygulatmaya başladık. Çok yararlı oluyor. Yoksa tam böyle başarılı mesela Arda'nın yaşına geldiği zaman veya işte Emre gibi falan hemen sakatlıklar başlıyorlar. Yani neden? Çünkü hep o ağır antrenmanlar yüzünden. Bunlar da yapılsa bilinçli bir şekilde maalesef yapılamıyor. İşte bundan sonra inşallah yapılır. Yani kulüplere tavsiyemiz o. Ben bütün kulüplere bunları verdim. Yani büyük kulüpler, küçük kulüpler hiçbirini ayırmıyoruz biz bakın. Yani ben Karşıyaka'lıyım. Karşıyaka kulübüne de gittim verdim. Başkan da arkadaşım. Buradaki büyük kulüplerin hepsine de gittim. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de hepsine, Beşiktaş'a da. Oradaki çalışan arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. Dedim ki her zaman kapımız açık. Doğrusu bu. Bunu yapmamız lazım. Yani aklın yolu bir. Başka bir şey yapamazsın. Bunlar çocuklar gelişemezler. Erken başarı istemeyin. 19-20 yaşında gelsin başarı. Anderlecht örneğini gördünüz değil mi? Şimdi Anderlecht'te de çalıştınız. Tabii Anderlecht'te filmi de var onun. Şimdi gelecek biraz sonra herhalde. Hazırlar arkadaşlarımız. Yani Anderlecht, Galatasaray hep söyledik ya salı günüydü maç. Galatasaray Anderlecht mücadelesinde maçtan önce hep dediler ki Anderlecht çok genç takım, çok koşuyor. Siz o futbolcuların birçoğuyla, bu arenadaki futbolcuların birçoğuyla Belçika'da beraber çalıştınız. Doğru. Orada filmleri var. Hatta biraz sonra gelecek. Göstersin arkadaşlar. Ben şu anda ekranda. Işte, Mösyö Dörey. Bakın Anderlecht kulübünün önündesiniz. Sene ne zaman? Bakın sene 2000 değil mi? 2000. Yani, o zaman aynı senede ben oradaki analizleri Türkiye'deki Futbol Bilim Kongresi'ne getirdim İzmir'de. Birçok teknik direktör arkadaşımız da oradaydı. Yani orada bunu anlattık. Modelin bu olduğunu. Yani doğrusu budur. Belki her sene Avrupa şampiyonu olmuyorlar ama futbol fabrikası gibi çalışıyorlar. Her akşamüstü yüzlerce çocuk geliyor oraya. 6-7 yaşından itibaren. Şimdi o baş antrenör Mösyö'lere işte sistem 6 tane sahaları var. Yani sağanak yağmur yağsa bir damla su kalmıyor şeyin üstünde. Öyle. Yani kapalı salonları 2000 var. Yani sene 2000'de. Aynı bu modeli getirdim. Burada da ben gene burada büyük kulüplerimizde seminerler yaptım arkadaşlarımıza. O zaman hatta bazıları bana dediler ki biz de yapıyoruz, bizde de ekol var filan dediler. Tabii yani işte ekolü görüyorsunuz bizim ne ekol işte olduğunu. Bunu böyle görmemek lazım. İstersek yani, ekolümüz var işte. Ben her şeyi biliyorum, ben her şeyi yaparım dediğin zaman hata yaparsın. Ben futbol ve gelişim direktörlüğüne geldiğimde futbol federasyonuna dedim ki tamam ben bu göreve geldim ama ben yalnız başına bir şey yapamam. Çok değerli arkadaşlarımız var bu konuda o zaman. Lütfen dedim bunları alalım. Sağ olsunlar onları da aldılar. Çok değerli. Onların çoğunun lisansı benden de üstündü. Ben doçenttim, profesörleri aldım yanıma. Hani hiçbir zaman demedim. Bak benden daha ünvanı fazla, lisansı daha fazla filan şey kalırsın. Öyle olmaz o. Benim görevim başka. Herkesin görevi başka. O alanda çok değerli bir adamsa, ordinarius profesör de olsa, hangi lisansı varsa, en üst lisansı da olsa onu yanına alacaksın, ondan yararlanacaksın. Ben 40 senemi verdim Türk sporuna. 5 branşta spor yaptım ben. Esas Anadolu'nun futbolu ama masa tenisini oynadım işte yelken de yaptım her şeyi yaptım. Yani bu o kadar büyük bir şey ki süreç ki yani antrenör olarak da antrenör eğitimcisi olarak da bütün kurslarda şu anda belki bütün milli takım antrenörleri diğer branşlarda da bizim kurslardan geçtiler. Ben bizzat her sene bütün bu kurslarda hocalık yapıyorum. 5-6 dersi anlatıyorum. Düşünebiliyor musunuz yani? E şimdi benim bir kişi bu federasyonda 7 ay çalışabiliyor. Peki yani, ona tekrar dönelim. Bu 7 ayda az önce saydım ki daha devamı da var onun. Yapılan birçok organizasyon, birçok planlama geleceğe yönelik birçok adım atılmış. 7 ayda belki de 10 yıllık bir çalışma yapmışsınız. Ama istifa ettiniz. Peki bunun sebeplerini hiç anlatmadınız. Ne basında duyduk, ne başka yerde gördük. Bunlardan hiç bahsetmediniz. Neden bahsetmediniz? Yani aslında bir ara düşündüm yani bahsedeyim diye. Sonra şunu düşündüm. Yani mağdur oynamak denilen bir şey var ya. Hemen bir şey basın toplantısı yaparlar. İşte şöyle oldum böyle oldum falan. Bize yakışmaz o. Biz en azından
bir öğretim üyesiyiz, spor bilimcisiyiz. Öyle kalkıp da basının karşısına geçip böyle bir şey konuşma yapmak istemedim. Türk futbolunun da, kurumun da, yani futbol federasyonunun da yıpranmasını istemedim gerekçesi olarak da. Hala daha istemem. Ya çünkü ben her zaman yine o federasyonda çalışacağım. İyi bir şekilde ayrıldık. Yine teklif gelse çok yine kişi, gider misiniz? Var gene giderim tabii, ne olacak? Bana daha iyi teklifler de geldi. Yani ben beklesin, zamanı gelsin, ondan sonra yapalım dedim yani. Benim ne başkanımızla ne yönetim kurulu üyeleriyle hiçbir problemim olmadı. Hepsi gayet memnunlar. Kaç sefer teşekkür ettiler. Yani orada diyalogta bir şey olmadı ama Abdullah Hoca gitti biliyorsunuz. Değişiklik oldu. Sonra Fatih Hoca geldi. O değişim sürecinde bir takım şeyler yaşandı tabii. Şimdi Fatih Hoca da kendi yenisi geldi. Kendi ekip kurmak istiyor. Ona da hak veriyorum. Yani keşke beraber çalışsaydık. Yani. Hı hı. Ona çok yardımcı olabilirdim yani. Bu emin. Ama işte o da kendi ekibinle falan daha evvelden çalıştığı arkadaşlarıyla çalışmak istiyor. Ona da saygı duyuyorum. Ama olan işte süreye oluyor yani. Belki yarın öbür gün gene çalışabiliriz beraber. Yani kişisel hiçbir şeyimiz yok bizim Fatih Hoca ile. Şu var, yalnız Türkiye'de yeni bir dönem başladı şimdi. Futbol Genel Direktörlüğü diye biliyorsunuz, hı hı. Futbol Fatih Hoca Futbol Genel Direktörlüğü diye bir şey kurdu. Evet. Eskiden milli takım antrenörü, teknik direktörü ayrıydı, milli takımlardan sorumlu. Futbol Gelişim Direktörü ayrıydı biliyorsunuz. O yüzden çok büyük bir alan. Yani bir milli takımı bile yönetmek o kadar zor ki. Durumu görüyorsunuz ne kadar zor olduğunu. Çünkü futbolda tek başına futbol kulübü değil burası yani. Futbol zorluğunu siz düşünün. Tabii futbol kulübünde antrenman yaptırmak çok kolaydır. Her şeylerini biliyorsunuz. Ama milli takımda formlu var, formsuzu var. Hollanda'dan gelen var, Belçika'dan gelen var, Almanya'dan gelen Türkler var. Sakat olanlar var. En zor iş bir milli takımı bir turnuvaya hazırlamak. Çok zor bir iş yani. Ben Fatih Hoca'ya başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki maçların hepsini kazansınlar. Ama çok büyük bir ekip bir işi bu yani. Böyle 3 kişiyle 5 kişiyle olacak bir olay değil. Lojistik destek lazım. Avrupa'da scout sisteminin çok iyi çalışması lazım. Yani bunlar olmayınca tabii işte bu tip sürpriz şeyler de olabiliyor. Aslında doğru. Biz İzlanda'yı yenebiliriz. Ama o gün durumu gördünüz yani, bir formsuzluk vardı. İnşallah buradaki maçları hepsini alırız da yani turnuvaya gideriz. İnşallah. Çok üzüldüm ben. Kahroldum. Şimdi çok yani özel bir görüntünüz varmış. Az önce bahsettim ya, o gitar çalma. Onu bir izleyelim. Gitarı mı? ondan sonra sohbet çok güzel gidiyor ama programımızın sonuna geldik. O görüntüleri bir izleyelim. Deli dolu günler. Hayat güzeldi kahkahalarıyla, günler geçerdi, ellerim uzanmaz, dokunamam ki özlediğim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler, hayat güzeldi kahkahalarıyla, günler geçerdi, ellerim uzanmaz, dokunamam ki özlediğim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş, çok ağlıyormuş, öyle yazıyor son mektubunda. Hocam maşallah sesiniz de çok güzelmiş. Fena değil yani. Hocalarımız iyiydi. Zamanında ben operadan, senfoniden falan arkadaşlarım vardı. İşte bu usta çırak ilişkisidir. Bu çok önemlidir yani. Onlar olmasaydı ben bu durumda olmazdım. Ben yani bir notanın yerini bile bilmiyordum. Bırak şarkı söylemesini. İşte onlarla beraber olursan eğitim, böyle oluyor. İşte eğitimin aslında i̇şte eğitim bu. Operada olmazsan, sokakta olsan başka türlü olur. Operada da oldun mu işte sağ olsun hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. O kadar ben de arkadaş şey yapıyorlar diyor, sen Futbol Federasyonu'ndan istifa ettin, şeye mi başladın diyorlar, müzisyenliğe mi başladın diyorlar. Ben uzun senelerdir müzik yapıyorum. Ne güzel. Hocam sohbetimizin sonuna geldik. Programımız maalesef bu kadardı. Ama o kadar güzel gidiyor ki sohbet. Ben sizi önümüzdeki günlerde, önümüzdeki programlarda tekrar burada konuk etmek isterim. Sizin de müsait olduğunuz bir gün. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Güven Erdil'le beraberdik programımızın bu bölümünde. Spor keyfinin de sonuna geldik ama sözünü aldık. Ben de sohbetten çok keyif aldım. Güven hocamızı ilerleyen bölümlerde, ilerleyen programlarımızda tekrar bu stüdyoda inşallah ağırlayacağız diyelim. Ve hepinize mutlu pazarlar, mutlu günler diyelim. Hoşçakalın.